Canlıların frekans duyma aralıklarına bir göz atalım. Bakalım hangi hayvan nasıl bir frekans aralığında duyuyor. Öncelikle insandan başlayalım hayvanlardan önce. İnsanın kulağı 20 ila 20 bin. Bini B harfiyle göstereyim. 20 ila 20 bin hertz arasını duymaktadır arkadaşlar. Yani bu aralığın dışını duyamıyoruz maalesef. 20'nin altında ya da 20 binin üzerinde herhangi bir ses doğada varsa bizim kulağımız asla bunları işitemiyor. Şimdi köpek ile başlayalım. Üste doğru gidecek olursak alt sınırları vermeyeceğim. Köpek bize göre biz 20 binde bitiyoruz ama köpek 45 bine kadar 45 bine kadar olan aralığı duyabiliyor arkadaşlar. Daha ince sesleri çıkartabiliyor. Kediye bakarsak daha da fazla 60 bine kadar olan aralığı duyabiliyor. Fare 100 bin. Yarasa fareden sonra en çok duyabilen 110 bin. Yarasadan sonra Yunus balığı, Yunus rekora giderek 150 bin hertz'e kadar duyabiliyor. Bu ince seslere, 20 binin üzerindeki seslere ultrasonik sesler deniyor arkadaşlar. Ultrasonik sesler. Bu ultrasonik sesleri biz insanlar da bazı yapılarda kullanıyoruz. Nedir o yapılar? Ultrason cihazı, sonar cihazı ve radar cihazı. Ultrason, sonar ve radar. Ultrasonik sesler belli bölgelerin haritalarını çıkarmak için kullanılır arkadaşlar. Ultrasonik sesleri yansıttığınız yerden aldığınız tepkiyle bir takım işte dijital pikler elde ediyorsunuz ve bazı bölgelerin haritalarını çıkarabiliyorsunuz. Aynı sistem Yunus balıklarında ve yarasalarda da vardır arkadaşlar. Belki farelerde de olabilir hatta. Yarasa ve Yunus balığı aynı zamanda bu sesleri üretebilme yetisine de sahip. Sadece duyma değil. Mesela bir ultrasonik ses dalgası yollayıp çarptığı yerlerdeki şekilleri veyahut da varlıkları teşhis edebilme yetisine sahipler. Hatta kilometrelerce ötesine kadar Yunus balıkları denizin haritasını çıkartabiliyor. Aynen sonar cihazlarının yaptığı gibi. Sonar cihazları denizin haritasını çıkartır. Ultrason cihazları vücudumuzun içindeki haritaları çıkartır. Radar cihazlarını zaten biliyorsunuz. Bunun gibi işte hayvanlarda da doğada da bu özelliğe sahip olan bir takım varlıklar var. Şimdi geçelim aşağı sınıra doğru. Burayı sileyim. Aşağı sınıra doğru olan sesleri de bir anlatayım size. Gergedan 5 Hz'de sesler verebiliyor. İnsan sesi 20 bindi. 20 binin altında gördüğünüz gibi. Yani başka diğer birçok canlının duyamadığı aralıkta çok kalın sesler, çok pes ve frekansı düşük sesler üretip bu seslerle aralarında anlaşıyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda bunu duyuyorlar da tabii ki. Balinalar 2 Hz'lik sesler çıkartabiliyor arkadaşlar. Ve bir başka filler ve bunu duyabiliyorlar tabii ki aynı zamanda. Filler 1 Hz'lik sesi duyabiliyor. Bunlar duyum aralığıydı unutmayın. Çıkarabilenler de var. Onları ekstradan söylemiş oluyorum ama duyum aralığı. Filler örneğin ses olarak kalın sesler çıkartmazlar. Tiz ses çıkartırlar ama kulaklarının algılama kapasitesi yüksektir. Aşağı kadar pes sesleri örneğin gergedanların, balinaların çıkardıkları sesleri duyabilirler. Bunları biz duyamıyoruz. Bir tane daha bilgi var. Güvercinlerle ilgili güvercin. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama 0,1 Hz'e kadar duyabildikleri söylenir. Yani bu sayede bütün bu pes sesli hayvanların seslerini algılayıp onlara tepki verme ihtimalleri var. Ama yani ne gerçekten doğruysa eğer ne gibi bir yerde kullanıyor güvercinler bunları ve yani rahatsız olmuyorlar mı, oluyorlar mı bu konuları da merak etmiyor değilim, bilmiyorum. Bir kaynakta bulamadım yani. Bulan arkadaşlar olursa da videonun altına yazabilirler. Evet, geçelim frekans aralıklarına. Frekans aralıkları. Nedir bu frekans aralıkları? Örneğin birincisi müzik yapma aralığı.
Müzik yapma aralığı yaklaşık olarak arkadaşlar 40 ila 4000 Hz arası. Yani bu arada insan kulağı notaları rahat bir şekilde duyabiliyor. Onun dışında örnek olarak verirsek piyanonun ses aralığı 27,5 ila 4186 Hz arasında. Yani la 0 notası ila do 8 notası aralığı 7 oktavlık bir aralıkta 27,5'tan 4186. İnsan sesi ne demiştik? İnsan kulağı 20 desibel duyuyor. 20 Hz'i duyuyor. 27,5 Hz insan kulağının en az duyduğu notalardan bir tanesi ve zaten çok da kullanılmaz. Müzik yapma aralığında 40'tan başlıyoruz gördüğünüz gibi. Bu sesi yani belli belirsiz duyduğumuz için müzikte bizim işimize yarayacak seslerde değil. Sıfırıncı oktav pek kullanılmaz. Zaten piyanoda basarsanız da duyacaksınız. Ses belli belirsiz bir sestir yani. İnsan kulak duyum aralığını söyledik. 20-20 bin Hz arası onu yazmayacağım bir daha. Ultrasonik seslerde 20 binin üzeri, 20 bin 150 bin arası diye de bazen geçer. Anlatılır arkadaşlar. Yani toplamda 4 çeşit duyma aralığı, müzik yapma aralığı, piyano ses aralığı, insan kulak duyum aralığı ve ultrasonik ses aralığı diyebiliriz. Bunları da tek tek yazmaya gerek duymuyorum. Geçiyorum. Evet, basit ses ve bileşik ses konusunu görelim. Arkadaşlar, insan kulağı bileşik ses duymayı sever, basit sesi pek sevmez. Nedir bu basit ses, bileşik ses? Basit ses tek bir notadan oluşan seslerdir. Bileşik sesler ise içerisinde harmonik dediğimiz ya da doğuşkan dediğimiz ekstra başka uyumlu sesler de daha şiddeti az olan kulağımızın direkt algılamadığı, ikincil olarak, üçüncül olarak algıladığı seslerdir. Ve bir telden çıkan ses bileşik sestir. Basit ses değildir. Basit sesinde örnek olarak verebileceğim şey diyapazondur. Ses çatalıdır diyapazon. Nasıl bir şeydir diye sorarsanız şöyle şu şekilde bir ses çatalıdır. Kullanıldığı malzemeyi şu an hatırlamıyorum. Ama bu malzemede akort çekilebiliyor arkadaşlar. 440 Hz örneğin ayarlanıyor. 440 Hz dediğimiz La notasının Hz'idir arkadaşlar. La 4. Bunu ayarlandığı zaman, vurduğun zaman çıkan ses bir çınlama şeklinde oluyor ve basit ses olarak içerisinde başka harmonik bulundurmayan bir ses oluyor. Ve bu bizim müzik olarak kulağımıza güzel gelen bir ses değil. O yüzden biz daha çok tel seslerini daha tatlı buluyoruz. Enstrümanlarda da tel kullanılır o yüzden daha çok. Aynı zamanda üflemeli enstrümanlarda da yine birçok harmonik sesler vardır. O yüzden onlar da yine bileşik ses oluştururlar. Şimdi bu ses çatalını 440 Hz'in evrensel La notası olduğunu söyleyebiliriz. Evrensel La notası. Pardon. 440 Hz bulunmadan önce daha öncesinde orkestralar işte orkestralardaki mesela obua enstrümanına göre diğer enstrümanlarda akord edilirmiş falan feşmekan 441 442, 444 farklı farklı frekanslara akortlar edilirmiş. O yüzden şu anda çaldığınız bir enstrümanınızla o dönemin eserlerine bakarsanız eşlik edememe durumunuz olabiliyor arkadaşlar. Çünkü frekanslar tutmuyor yani. Sizin bastığınız La notası ile o farklı çıkıyor. Ama işte İsviçre'de bu 440 Hz'e ayarlanıyor bu diyapazon ve işte müze olarak da hala sergileniyor yanılmıyorsam. Bütün dünya bu La notasını 440 Hz olarak kabul ediyor. Diğer notalar da buna göre şekil alıyor arkadaşlar. Frekans konusunda şöyle bir durum da var. Örneğin bir La notası, La 4 dedik. Eğer 440 Hz ise bundan bir sonraki La notası, bir sekizli diyoruz ona, bir oktav ilerideki La notası bunun iki katı yani 880 Hz olmaktadır arkadaşlar. Bir önceki de La 3'e baktığınız zaman da bunun yarısı kadar yani 220 Hz. Yani bir nota kendi oktavına her bir döndüğünde iki kat Hz'e ulaşmış oluyor. Yani titreşim sayısı iki katına çıkıyor. Bilginiz olsun. Müzik zaten bu oktavlar arasında yapılıyor arkadaşlar. Oktavların eşit aralıklara bölünmesiyle batı müziği ses sistemi ortaya çıkıyor. Ondan da onunla ilgili de ilerideki derslerde bahsedeceğim. Daha detaylı bir şekilde inceleyeceğim yani. Şimdi çalgı türleri ve frekans oluşum mantıklarına bir göz atalım. Çalgı türleri.
Neler var arkadaşlar? Hangi tipte çalgılarımız var? Telli çalgılar. Telli çalgılarda ne var? Perde de ilerledikçe tel kısalıyor ve ses de incelme oluyor. Daha önce bahsettiğim gibi mızraplı ve yaylı çalgı olmak üzere ikiye ayrılırlar arkadaşlar. Mızraplı ve yaylı. Neymiş frekans oluşum mantığı? Perdelerde ilerledikçe telin kısalması ve frekansın değişmesi. Üflemeli çalgılar. Üflemelilerde frekansın değişmesi nasıl oluyor? Arkadaşlar bir flüt düşünün. Deliklerini kapadıkça aşağı doğru flütün içerisindeki hava boşluğu yani o boru büyümüş oluyor. Büyüyen borudan dolayı da ses yolu uzamış oluyor. Uzayan durumda da neydi? Uzunluk arttıkça ses kalınlaşıyordu. Sesler kalınlaşıyor. Delikleri tek tek açtığınızda sesler inceleyecektir. Son delikte en ince sesi elde edeceksinizdir. Yani burada sesin yine boyu devreye girmiş oluyor arkadaşlar. Yani kaynağın boyu daha doğrusu. Üçüncüsü ise vurmalı çalgılar. Vurmalı çalgılarda da iki şekilde sesin frekansını değiştirebilirsiniz. Örnek bir davul düşünün. Davulun üzerindeki bezi gererek sesin akordunu değiştirebilirsiniz gerginlik sağlayarak. Telli çalgılarda da aynı bu şekilde akord yaparak telleri gererek de yine sesin frekansını değiştirebilirsiniz. Bir diğer şekilde yine boy mevzusuna girecek olursak davulların büyük olanlarında ses daha kalındır. Küçük davullarda ses daha incedir. Davulun ortasına vurduğunuzda daha kalın ses, kenarına vurduğunuz zaman daha ince ses gelecektir arkadaşlar. Bunlar da yine mesafeyle, uzaklıkla, boyla alakalı frekans değişimleri.